Selam millet, dedeli oyunlarda tekrar birlikteyiz. Ark Evolved Survivor oyunumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bakalım bu oyunda neler yapacağız. Öncelikle birazcık evle ilgilenmeyi düşünüyorum. Şöyle bir elektriklerimizi açalım. Sonra şuraya gelip şuradan Omni Direction lamba alalım. Hop. Bu kadar güzel kameralar yaptım böyle. Omni Direction lamba. Biraz önce hayvanlar gibi, hayvanımla hayvanlar gibi bir şeyler farmlayarak Omni Directional. Böyle yaparsak bana doğru mu vereceksin yani? Yoksa her yana mı vereceksin, anlamadım. Bir saniye, bu galiba her yana verecek. Işığı. Şuradan hemen diğer lambamızı da alalım. Ben bir türlü alışamadım bunlara ya. Omni Directional bir yöne veriyor, öteki her yöne veriyor falan. Bir hafif bir karışıklığım var hala onlarda. Güzel kardeşim, sana da biz taşıma kapasitesi verelim. Sizin bayağı bir şeyler taşımanıza ihtiyacım oluyor benim. Sizi yavaş yavaş şuradan çekersem, sen beni alınca yerinden kımıldayamayacağım büyük ihtimalle diyecektim ki aa yüzümü kara çıkardı. Toparlak. Taş manyağı. Evet, yeni dinozorumuz çok eğlenceli ya. Gerçekten bildiğiniz eğleniyoruz onunla. Evet abi, buymuş tek tarafa veren. Bundan 3 tane koymamız yeterli olacaktır herhalde. Bakalım evimizin ortası neresi? Herhalde burası. Unpowered. Neden unpowered? Onun yakınlarında elektrik kablosu yok mu? Burada varmış. Onun yakınlarında niye elektrik kablosu yok şimdi? Benim canımı sıktı böyle. O zaman şurada biraz elektrik hattı döşeyelim çok ince. Çok ufaktan. Şu kablolardan 5 tane alsam yeter diye düşünüyorum. Lambaları da geri bırakayım. Bu durumda şurada bir elektrik hattı var gördüğüm kadarıyla. Yanlış kabloyu üretmişim ben. Yanlış kabloyu almışım. Vallahi çapraz kablo almışım. Çaprazı da nereye koydum acaba? Nereye gitti acaba biraz önce o kablo? Buradan içerilere doğru bir kablo döşedim büyük ihtimalle. Neyse, sağlık olsun. Evet arkadaşlar, neyse o zaman ben bilahare bunun elektriğini döşeyeceğim. Şimdi şunlara hemen bir pin kodu vereyim. Set pin kod. Set pin kod. Gayet güzel. Bunların hepsinin pin kodunu aynı yaptığıma göre artık hepsini birden kapatabilirim çünkü gündüz oldu. Pardon. Açmak için girdim pin kodunu. Şimdi kapamak için girdim. Ya evin önü ne kadar güzel bir manzaraya sahip ya. Oo, iki tane birden goril görüyorum orada. Kankalar geziyorlar yan yana. Evet, dışarıdakiler de hallolmuş. Şimdi ağırlık durumumuz nedir? Ağırlık durumumuz iyi. Üzerimizdeki fazlalık materyalleri hemen bırakalım. Kendime söyleyeyim. Teç, fiber,
Artık kedin keratin deri konusunda bir garip olduk yani. Devamlı işler avlamaktan. Canım kardeşim, sen al bu majo belini geriye. Ve beni takip et. Seninle gel şimdi, ufak bir işimiz var. Seninle biraz çalışma yapacağız. Bu oyun gerçekten çok güzel geliştiriyor kendini. Gerçekten çok güzel geliştiriyor. Ama bir şeyleri yapana kadar insanlara çile çektiriyor. Mesela biz normal PvE, hiçbir şeyin çarpılı olmadığı serverda oynarken şu taşsızlık yüzünden var ya, ağlıyorduk resmen. Bildiğiniz ağlıyorduk ya. Şu taşı toplamak için neler yaptığımızı bir Allah bilir yani. Bir kere sadece taş toplamak da değildi dert yani. Tamam, taşın yanına gidiyorduk, kaya bökenle vuruyorduk, bize taş çıkarıyordu. Ama normal stone'a siz kuyrukla vururken, kaya bökenle, ankylosaurus'la, hayvan normal stone'dan daha değerli bir şey olarak görüyordu flint'i. Ve o yüzden çoğunlukla flint çıkartıyordu. Yani bizim eski oyunumuzda böyle 5 sandık dolusu flint'imiz oluyordu genelde, birazcık stone toplamaya çalıştığımızda. Aynı şekilde demir balta, biliyorsunuz demir kazma da flint'in değerli olduğunu düşündüğü için flint çıkartıyordu öncelikli olarak. Demir kazmayla vuruyorduk taş çıkartabilmek için. Senin taşıma kapasiteni de bu arada patlatmayalım. Ama yok, sen iyisin, daha taşıyorsun. Peki. Bu arada ben hata yaptım ya. Kaya böken, demir böken ve tosunla birlikte gelmeliydim ben buraya. Haritada sonsuz kaya var burada. Normalde ben yine zaten her halükarda server kaç çarpı olursa olsun ciddi bir farm yapıyorum her gün. Bu sadece bir grafikmiş. Peki. Ben ciddi farm yapıyorum. Neler neler farmlıyorum. Okyanusta bilinen bir şeyler farmlıyorum. Dağlara gidip oralardan metal farmlıyorum. Bunu şu anda biliyorsunuz işte, yeni kardeşimiz aramıza yeni katıldı. O yüzden böyle bir size göstermek mahiyetinde yapayım dedim. Bu arada arkadaşlar, siz bu videoyu izlemeden önce bu videodan önce yayınlayacağım şey videosunu zaten göreceksiniz. Tatile gideceğime dair açıklama yaptığım videoyu. O yüzden artık her gün ARK yayınlayamayacağım maalesef önümüzdeki bir hafta boyunca. 9-8 Eylül, şu anda tam tarihini bilmiyorum. Yani ARK'lar biraz seyredecek. Bizim Tosun nerede bu arada ya? O kadar mı ağırlık verdi? Yerinden mi kımıldayamıyor? Yoksa ağaca mı takıldı? Oo, hayvana çok yüklenmişiz ya. Gel koçum. 49 kilonu geri aldım. İşte Eylül'ün ilk haftası bitene kadar tatilde olacağım. O arada maalesef yine önceden hazırladığım, bu da önceden hazırladığım videolardan bir tanesi olacak. Bu cumartesi günü çok sıkı çalıştım yani. Siz bu videoları izliyor olacaksınız. Her gün dediğim gibi ARK yayınlayamayacağım. Çünkü o kadar fazla ARK videosu çekmemin imkanı yok. Ve videolar da biraz kısa olacak yani. Maksimum yarım saatlik videolar olacak. XCOM, ARK, Indie Game'ler, arada diğer çektiğim oyunlardan size kendim böyle hazırladığım bir demet oyun sunacağım. Yani sormayın ki dede neden bu kadar az şey yaptın, neden bu az miktardaki şeyleri yaparken hiç montajlamadın videoları, olduğu gibi yaptığın her şeyi koydun demeyin. Dediğim gibi, çünkü şu anda size bir şeyler verebilmek, bir videolar verebilmek istiyorum. Ama bunu yapmak için de maalesef aman aman vaktim yok. Bir hafta içinde video çekemeyeceğim. O yüzden böyle bir şey yapmak zorundaydım.
İnanılmaz ya. Ben bütün yük taşıyabilen hayvanlarımı yanıma alıp gidip taş fanlarsam 10 bin taşla döner herhalde bu. Anca bitti ya. Anca bitti. Maşallah, taşına bereket. Şimdi şu hayvanın böyle bir serverda çarpılı serverda ne kadar şey yaptığını merak ediyorum. Ne kadar tame olduğunu merak ediyorum. Bir de en sevdiği yemeği vereceğim. Bir de büyük ihtimalle biraz buçuk seviye olacak. Şöyle bir etrafımıza bakıp ilk gorili hedef alalım. Evet. Goril orada. Çok da güzel bir yerde. Çünkü gorilleri tame ederken etrafta bitki varsa goril o bitkileri yemeye başlıyor. O bitkileri yememesi lazım. Böylece karnını doyuramayacak. Ve bize muhtaç kalacak. Bakalım verdik. Hıh hıh hoh hoh diye sesler çıkardı o da bize. Umarım Spinosaurus'tan kırsmaz. Aç değil diyor. Bu biraz sıkıntı. Son anda çekildik arkasından hayvanın ya. Hocam, karnın acıktı mı? Yapma. Birden arkanı dönme öyle, ürkütme beni. Oh, ne güzel. Tabii ya, yiyelim, edelim. Son anda böyle salto atıyor arkasına doğru, korkutuyor beni ya. Dur sen de yavrum dur. Dur bir de sen sesler çıkarma garip garip. Aç değil. Ürküyorum ya, hayvan birdenbire duruyor. Evet, gerçekten programcılar oyunun bazı evrelerinde çok çileli şeyler yapmayı başarıyorlar. Şu ana kadar %20'lik bir emeğimiz var. Oraya gitme. Yavrum oraya gitme. Orada çok bitki var. Öyle çok bitki olan yerlere gitme. Al işte. Ne oldu? Taming progress'im yalan mı oldu şimdi benim hayvanda? Vallahi geliyor peşimden ya. O kadar çabamız galiba çöpe gitti. Sen bir spinozaurus'sun. Sen oralardan çıkarsın ya. Aa, manyağa bak ya. Biz ona o kadar yemek verelim. O delirmiş gibi bizim peşimizden koşuyor. Bir daha söylüyorum. Ben bir Spinosaurus'um ama. Senden hızlı yüzerim. Yüzer kaçarım.
Evet, şuradan bir tur atıp kendimize başka bir maymun bulacağız. Ki galiba bulduk işte, zaten orada duruyor. Bu arada o ruh hastası arkadaşımız da yanımıza gelmez diye umut ediyorum. Umalım da ruh hastası maymun oradan uzaklaşmış olsun. Ben çok kısa bir şeye bakacağım bu arada. Tabii arada da oyunumuza geri dönerek. Oo, psikopat orada. Ben demin ona dokundum galiba. Evet, ben galiba demin ona dokundum. Yanına çok yaklaşınca yanlışlıkla ona temas ettim. Bu goril arkadaşımız ne yiyordu? Onu unuttum ben. Favori yemeği neydi yani? Tinto beri. Vay arkadaş. Tinto beriymiş. Biz de majo beri veriyoruz hayvana. Hadi yavrum. Hadi yavrum, bunu başarabilirsin. Her halükarda yaptığımız için kazık olduğu gerçeği değişmiyor ama en azından tinto beri verirsek büyük ihtimalle daha hızlı ilerleyecek taming'i. Bu da bizim birazcık olsun moralimizi düzeltir. Sen gorile bak ya. Bir daha düşündüm de şimdi. Ağzının tadını biliyor beyefendi. Peki başka bir tane var. Daha düşük seviyedir belki. Oo, maşallah. Belki daha düşük seviyedir dediğimiz goril 1 milyonuncu seviyeye çıktı. Seni göremiyorum. Neredesin goril? Kaybettim seni. O sen misin? Abicim ne zaman kızacağı da belli olmuyor ki hayvanın. Ne zaman atar yapacağı belli olmuyor. Birdenbire sinirleniyor. Niye bir şeyler yiyorsun sen ya? O yemeği sana benim vermem lazım. Kendin yemeyeceksin. Ya bitkilerin arasına gitti. Pislik. Az kalsın kendi yiyecekti. Öyle durma. Öyle durma. Bir yön seç, yürü. Şuna bak ya. Bilemedim yani, bir tane tinto beri ve bir tane majo beri arasındaki fark büyük ihtimalle %10 gibi bir şey. O kadar milimetrik bir fark var ki tabii haliyle şey yapamıyorum şu anda. Onu gözle ayırt edemiyorum. Sanırsam dokunmamamız gerekiyor. Bakın tam dibinde duruyorum. Şöyle biraz önce böyle pöf diye gidip çarptım ben ona. Bir enayilik yaptım. Şu anda ben burada bu gorille uğraşırken sanmayın ki boş duruyorum. Base'de önce video başlamadan narkotik yaptım. Ondan sonra mermi başlattım video çekimine başlarken. Bak Allah'ım. Psikopat gibi bir şey bu hayvan ya. Diye şöyle bir omuz hareketi falan yapıyor. Atarlanacak gibi. Vallahi hiç ümitli değilim kardeşlerim ya. Hiç ümitli değilim.
Sanki bu hayvan bana her an dönüp peşimden koşmaya başlayacakmış gibi geliyor. Ya bir nereye yürüyeceğin belli olsun arkadaşım ya. Zikzak çizme yolda. Bunu biliyordum var ya, bunu biliyordum. O ağaca çarpıp yön değiştireceğini çok iyi biliyordum senin. Ha bir de gittin bitkilerin arasına. Ama bu galiba onun acıktığı zaman yemek yemeden önce sizin yemek vermeniz lazım hikayesi galiba şey ya. Ya şehir efsanesi. Ya da gerçekten bayağı uzun süre acıktığı halde sizin yemek vermemeniz durumunda yapıyor olabilir bunu. Çünkü daha biraz önce Tinto Bell'i verdim ve eğilip yemek yedi arkasında. Evet, hommini mideye indirdi yine oradan bir şeyleri. Biraz önceki yere kadar anca ulaşabildik. Yani %20'ye. Oh. Bu gerçekten çok işkenceli bir uğraş. Vallahi kardeşlerim ne yalan söyleyeyim. Hani PvP yaptığınız bir serverda eminim bu goril gerçekten zaten işinize yarıyordur. Yani gerekiyordur. Ama benim şu anda biricik spinezarusuma kavuşmuş, kaya bökenlerim, diğer kaplumbağam falan varken sizler için olmasa bununla uğraşmazdım ben. Bu gerçekten çok şey... Emeğinin karşılığını alamadığın bir çalışma ya. Şimdi birazdan bir sinirlense bana tamam yalan oldu gitti bizim şey. Bütün dostluk ilişkimiz kırıldı gitti. Goril Bey'le. Bak sen bak. Birden yön değiştirmeler falan. Senden de bir ordu kuracağım koçum. Uç bakalım buralarda. Ne kadar uçuyorsun? Veremedim hayvana korkudan. Korkudan veremedim Tinto Bell'i. İşte aynen biraz önce dediğim gibi görüyorsunuz. Ben daha yeni Tinto Bell'i verdim. Karnı da acıkmadı şu anda. Ama grafik olarak bir şeyler yiyormuş gibi yapıyor. Evet sanki %30'lara geldik. Ama sanki timingi düşmüş biraz ya. Ben acaba bunu beslemeyi başaramazsam timingi mi düşüyor? Vallahi timingi %50'ye düşmüş ya. Çok uzun süre beslemedim diye. Şu anda eminim ben bunu uzun süre beslemezsem timingi düşmeye başlıyor. Belki de şimdiye kadar tame olmuştu. Her 10 saniyede bir beslemem lazım gibi bir şey yani bu hayvanı.
Niye bunun? Vallahi bunun timingi düşmeye başladı ya. İşler başarısızlıkla ilerliyor. Şu anda timingi devamlı düşüyor. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi maalesef teyim etme denememiz başarısızlıkla sonuçlandı. Bilemiyorum neyi yanlış yaptık. Galiba verdiğimiz yemekler arasında çok fazla mesafe açtık. Onu beslerken o kadar fazla boşluk vermememiz gerekiyordu aralarda. Ama pes etmeyeceğim tabii ki. Hemen şöyle koşturacağım. Bir tane daha bulacağım. Buralarda bir yerlerde bir tane vardır diye düşünüyorum. İşte orada. Spinosaurus'un efendi dağı taşı devirerek ilerliyor. Elimdeki tintoberiler yeter mi acaba? Yeter herhalde. Maşallah Spinosaurus'unda da o bir sürü çürümüş et varmış. Geri dönüp hemen bunları da narkotik yapayım ben. Yavrum çekil ayağımın altından ya. Çekil ya. Ben istemiyorum ki sizi öldüreyim. Tam da Rafael'le Donatello'ymuşsunuz. Gönül isterdi ki sizi ben temizleyeyim. Aslan parçası. Kaçıncı seviyesin sen? Elimde hiçbir şey olmasa, belki elimde bir şey oldukça mesela üzülüyordur. Aa, elinde şey var, mızrak var, bana mızrak batıracak diye. İkinci seviye, evet. Çok daha güzel. Çok daha hızlı ilerledi teyme. Bakalım bunda muvaffak olabilecek miyiz? Beslemeler arasında çok fazla boşluk vermemeye çalışacağım bu sefer. Acıktığı anda verdim. Böyle yapmayı başarabilirsek 20 kere verdiğimizde tame olacak aslında. Ama şu yemek yerken inanılmaz yön değiştirmeleri olmasa. Evet, gayet güzel gidiyor şimdilik tayım. Zaten dişi goril iyidir ya. Ben dişi gorile iteyim. Erkek goril asabi olur. Öyle garip yol değiştirme hamleleri yapma bana. İçimden bir süre sayacağım bakalım ne kadar sürede acıkıyor. Ama bunu bir kere daha besledikten sonra yapacağım tabii. Oyun durdu.
Şu anda besledim. Neredeyse içimden 10'a kadar saydığımda karnı acıktı. Ama timing'i düştü mü? Hayır, düşmemiş. Daha da gama vermem lazım. Ortalık iyice karardı. Ha güzelim ha. Durup durup bir şeyler ye de habire yön değiştirme ama. Acaba geç mi kalıyorum yine ya? Çok da dibine girmek istemiyorum hayvanın. İşte böyle. Bakalım bu sefer olacak gibi ya. Acıktığı gibi verdim. Belki de acıkmasına yakın bunu yapmak zorundayız. Bu kumarı oynamak zorundayız. Tam arkasına yapışıp acıktığı gibi yemeği vermemiz lazım. Böyle yaparsak sanırsam inanılmaz etkili oluyor. Bir süre sonra benden rahatsız olacak. Bir süre sonra diyecek ki yeter lan ne geziyorsun peşimde. Al bak al pisliğini de temizliyorum ha. Bu sana başka kimse yapmaz. Nereye doğru döneceksin? Dönmedi bir yere. Yapma ya. Arkadaşlar çok ilginç bir şey oldu biraz önce. Hayvan bana vurdu, vurdu, vurdu. Geldi beni yumruk manyağı yaptı. Ben de ona geriye atak yapmadım. Beni dövmesine izin verdim. Zırhım var nasıl olsa canım yüksek diye ve onun seviyesi düşük diye. Ve siniri geçti. Bana olan sinir geçti, inanamıyorum. Beni tekme tokat dövdükten sonra, hatta üzerimdeki bir parça zırhı kırdık, diğerlerini komaya soktuktan sonra bana olan siniri geçti. Ve şu anda teyime devam ediyor.
Bir daha kızdı. Bana bir daha kızdı, bir daha geliyor. Hayırlara vesile olsun. Kızgınlığı bir daha geçti. Ve yine besleyebiliyorum. Evet ya, bu hayvanı eğitmenin metodu buymuş. Yani zorluğunun arkasında yatan sır buymuş. Hayvanı beslerken size kızarsa kesinlikle dönüp onunla dövüşmeyeceksiniz. Bir süre kaçacaksınız, size vuramayacağı bir yerlere çıkacaksınız. Ondan sonra teyimgi kaldığı yerden devam ediyor. Tamam ya, şimdi bu hayvanı eğitmeye dair biraz inancım var. Eğitebileceğime dair. Yok yok, ben bunu teyim edeceğim. Oh be, moralim düzeldi. Tabii bu arada efendiyi de pasif modda tutmuş olmam bu konuda gayet büyük bir yarar sağladı. Evet, şu an itibariyle %60'ı geçtik. Hayvanın önünde sıkıştım ya, tahta parçasını o kadar kötü yerlerde geziyor ki. Şu anda da bizi Gama öldürmeye başladı. Hemen şöyle biraz uzaklaşıp Gama'yı düzeltmem lazım. Şimdi 3'ü aldım, daha iyi. Birazdan tamamen düşürüp 2'ye alacağım. Çok bekletiyoruz. O kadar bekletmememiz lazım yemek vermek için. Evet, bu hızda verebilmem lazım. Keşke şunu en başına kadar buradaki bütün bitkileri toplamaya başlasaydım. Ya sen ne gıcık bir şeysin ya. Tam bana doğru dönüyor ya yemek yerken. Evet arkadaşlar, 10 kere daha yapacağız galiba bunu. Bir 10 kere daha vereceğiz yemek. Ondan sonra bu goril bizimdir. Evet, yine kızdı. Yine aynı şeyi yapmaya çalışacağım. Bir yükselti bulacağım onu çıkamayacağı. Orada bekleyeceğim. O çıktı. Kötü oldu. Başka bir yükselti bulmam lazım ya da bu taşın etrafında koşmam lazım. Evet, kızgınlığı geçti. Kaldığımız yerden teyim ediyoruz. Kesinlikle arkadaşlar, kesinlikle goril size kızdığı zaman arkanızı dönüp kaçıyorsunuz. Ağasın, paşasın diyorsunuz gorile. Asla dövüp onunla dönüp dövüşmüyorsunuz.
Gaming bitmek üzere. Ben de diyordum ki yani goril size kızdığı zaman eğer tame kesiliyorsa işte efendime söyleyeyim ya goril ya sen ölüyorsan olay böyle bitiyorsa bu iş gerçekten imkansız diyordum ya. Üzgünüm ama benim kankam olup benimle evime geleceksin. Öyle asilik yaparak bir şey elde edemezsin. Son iki sefer belki de üç sefer. Yapma, tamingin biterken bir daha şey yapmayalım, bozuşmayalım. Girmeyelim birbirimize. Bak o ağacın orada çok garip hareketler yapıyorsun. Üzüyorsun beni. İşte bu. İşte bu. Gigantopithecus. Sezar. Sezar. Şaşı Sezar. Şaşı gözlü. Gel gidek. Oh ne kadar güzel. Bir de hasar yedim. Fırlattı attı beni. Hemen şöyle istatistiklerine bakalım. Daha ikinci seviyede olmasına rağmen 640 hit point'i var. Staminası güzel. Weight'i fena değil. Şöyle movement speed'i zaten yeterince hızlı. Şurada bir tane vatandaş bulalım. Bu oyunların belasıdır. Bizim oyunlarımızın belasıdır bu. Bir de 47. level'mış. 47. level 1. Kaplumbağa ile yapacağı savaş gorilin gücünü ortaya çıkartacaktır. Arkadaşlar ben size bir şey söyleyeyim. Benden duymuş olmayın ama bu goril çok vuruyor. Bu goril çok vuruyor. ...47. bu kaplumbağa yedi yedi. Resmen yedi. Yani o 47. level kaplumbağayı bu Spinosaurus'un öldüreceği sürede öldürdü ya. Bu kaç? Bu da 40. level. Hemen anlayacağız şimdi. Şuna bakın ya. Yaratık gibi resmen. Yaratık gibi derken tabii ki o bir yaratık. Goril gerçekten çok iyiymiş. Yani bu ben şunu anlıyoruz ki bu oyuna her gün yeni bir dinozor eklemiyorlar. Her yeni eklenen dinozor bir öncekinden iyi oluyor ya. Evet arkadaşlar, bu videomuzu burada gorilimizi de aldıktan sonra sonlandıracağım. Bu videomuzda her zamanki üretim işlerimizi yaptık. En son aldığımız yaratığa çok dikkatli bakamamıştık şu yuvarlanarak gidene. Biraz onunla etrafta yuvarlandık, taş topladık. Gördünüz bu arada yani
istatistikler ötesi taş topluyor hayvan. Yani dağı taşı parçalayıp, kayayı toprağa parçalayıp her şeyi taşa dönüştürüyor. Ve goril teyimledik. Goril teyimlemek gerçekten çok acılı bir işlem. Görmüş oldunuz. Ama ben başka bir yerde görmemiştim. En azından burada birlikte öğrenmiş olduk. Gorili teyimlerken size dönüp saldırırsa ya kaçıyorsunuz. Kesinlikle onunla savaşmıyorsunuz. İlk gorilimle savaştım. Ve boş yere ha Sezar'ı izliyorsun. Şey diğer dinozoru izliyorsun. Beni değil peki. Şimdi beni izliyorsun. Gorili teyimlerken kesinlikle onunla dövüşmüyorsunuz. Dövüşürseniz yaptığınız tek şey gorili boş yere öldürmek oluyor. Gorilinizi boş yere öldürmüş oluyorsunuz. Teyminiz her şeyiniz yalan oluyor. Hasar verelim arkadaşımıza. Burada dur diyelim. Gerçekten yapmanız gereken şey biraz önce hep birlikte gördüğünüz, izledik, ben yaptım. Kaçıyorsunuz. Bir süre sonra size siniri geçiyor. Evet arkadaşlar, umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz beğeni ve yorumlarınıza destek olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşene kadar kendinize dikkat edin.